iki yere ayağını vur bakalım. Toprağa bir vuruşta fokur fokur sıcak su çıkıyor. İkinci vuruşta soğuk su çıkıyor. Ve sıcak suyla banyo ediyor, dışarıyor, soğuk sudan içiyor. Ve soğuk su içindeki hastalıkları yok ediyor. Sıcak su dışarıdaki hastalıkları yok ediyor. Allah-u Teala mal veriyor, mülk veriyor, evlat veriyor. Niye? İmtihanı kazandığı için bunu yapıyor. Allah'a şükrediyor, hamd ediyor. Dönüyor Mevlasına, böyle söylüyor. Sen ben gelen, hoş geldin, sabah geldin. Demek ki kıymetli cemaat, bu sıkıntılarımız mutlaka bizim lehimize olacaktır. Ama bunu bilerek isyan etmeyin. Çalışacağız. Düşmanın silahına silah anlatacağız. Hem çalışacağız, hem ibadetimizi yapacağız. Hem merhametli olacağız. Birbirimize karşı merhameti eksik etmeyeceğiz inşallah. Çocuklara karşı şefkati eksik etmeyeceğiz. Gençler de büyüklerini ne yapacak? Sayacak. Küçüğünü saymayan, büyüğünü saymayan bizden değildir. Çünkü Allah Resulü müzdeleyici olarak çocukları korkutmayacağız. Gençleri düşürmeyeceğiz, suratımızı asmayacağız onlara karşı. İnna ersennâke şahiden ve müreşşiden ve nebiyâ. Biz seni şahit, müjdeleyici olarak gönderdik. Çünkü Allah Resulü'nün olacağına Habibim halkayı geniş tut. Halkayı geniş tut ki insanlar senden ürkmesin. İnsanlar senden çekinmesin. Bu çok kıymetlidir, kıymetli zaman. Çevremizde de aynıdır, evimizde de aynıdır. Zorla güzellik olmaz. Zorla güzellik olmaz. Evimizde çocuğumuza dahi zorla kalk namaza olmaz. Önce Asya buluşacak, ilmi halini öğrenecek. Asya buluştuktan sonra yavaş yavaş namazı tehlike etmek lazım çocuklarımıza. Tövbe istiğfarı daima devam etmek lazım. Tövbe istiğfara devam etmek lazım. Kısım hatırlayı daima ziyaret etmek lazım. Sıla-i Rahim ne demektir? Azdır. Sıla-i Rahim terk eden hem dünyada musibete kalır hem ahirete azap onun için hazırdır. Ya eğer böyle yaparsak yusleh lekum e'na lekum ve yavfir lekum zülübekum. Allah-u Teala bu şekilde tanıdığımız zaman, bu şekilde ince ruhlu olduğumuz zaman ne yapıyor? Yusleh lekum e'na lekum ve yavfir lekum zülübekum. Günahlarımızı affeder, ibadetlerimizi kabul eder. İbadeti kabul etmek kime böyle kolay değildir. İlgilerimize tevazu içinde olmamız şarttır kıymetli zaman. Şimdi Müslümanların şöyle bir hali var kıymetli zaman. Kolay kolay moralımızı bozuyoruz. Moral önemlidir. Evde, iş yerinde, çevrede moral önemlidir. Bir insana yapacağı en büyük kötülük onun moralini bozmaktır. Ailede de aynı. Çocuğu anlatmaya kışkırtmak, çocuğu o haneye kışkırtmak da büyük bir şey, büyük yaradır o aileye. Moral, cesaret, özgüven. Müslümanlar bugün özgüvenden de biraz zayıftırlar. Güvenimiz iyi olacak. İnsan fikrini, bildiğini rahat söyleyebilecek. Gençlere karşı sen anlamasın, hayır. İstişare etmek lazım. Bazı meseleleri çocuklara sormak lazım. Gençlere sormak lazım. Onu adam yerine koymak lazım. Niye? Onu kendine bir özgüven sağlar çocuk. Kendine bir ben biliyorum, ben başarıyorum sayarken. Ve bu çocuk daima ne olur? Bu çocuk daima şu açık olur.
ufku geniş, özgüven sahibi olur. Müslümanlardan bu zavallılık var biraz, Müslümanlardan bu baskı olayı biraz vardır. Baskı çoluk çocuğumuza yaptığımız zaman ne oluyor? Başkaları ele geçiriyor. Kıymetli cevap, biz şeriatı istemeyiz diyenler, şeriata karşıyız diyenler, dedelerine araştırın bakın, mutlaka Hacı Hoca'dır. Dedelerine araştırın bakın, mutlaka Hoca Hacı'dırlar, mutlaka namazlı niyazlıdırlar. Ama çocuklarına yaklaşmayı beceremediğinden dolayı başkaları o çocukları ele geçirir. Başka zihniyetler ne yaptı? O çocukları ele geçirir. Onun için mutlaka tebessüm, güler yüz, bütün şeyleri verir. Sen artık düşman gibi davransın. Sen davran. Sen davran. Niye? Sen de ya. Onun ağzıyla. Bir de yapabilirsen, onun da beni affedecek. Benim günahım var. Bu işin dünyada ne olacak? Ben de öpüklerini samimi olan samimi. İşte bu namaza tuttuğumuz gibi yoksa bu namazdan hiçbir feyiz alamayız kıymetlisi var. Eğer samimi olmasa, birbirini sevemese, küffara karşı, ekmeğe karşı gücümüz kaybolur. Gücümüz kaybolur. Ben de seviyorum. Elhamdülillahi cemiyen ve lafet ömrü. Allah'ın dinine süt sıkı sarılın ayrı bayramdan. Peki işte niçin bize cemaatle namaz kılmak öneriliyor? Bu samimiyet olalım diye orta doğuda namazdan durduğumuz gibi ülkeler birbirini sevsin. Orta doğuda namazı nasıl duruyoruz? Böyle güzellik gibi omuzlarımız çatıyor değil mi? Araya şeytanı sokmuyoruz. Orta doğu Türkçelerinden birbirine karşı kibir yapmazsa, gurur yapmazsa, yine ben dönmeyle ırk ederse, onlardan tek yumruk gibi olursa, hiçbir ekmeği oraya girebilir mi? Girebilir mi? Bilmek giremez, giremez. Kitaplarda hiçbir zaman şu yoktur. Kitaplarda hiçbir zaman felaklı filancı yoktur. İnne ben mümine ilk ve ancak mümine kardeştir. Biyolojik kardeşim eğer inancı zayıfsa, inancı yoksa Yunanistan'daki bir Müslüman sana daha yakın kardeştir. O halde bu Orta Doğu'da kamu komşumuz insanlar kardeşlerimiz zulüm çekiyor.